Edirne'de bir basın mensubu sosyal medya üzerinden kendisini tehdit eden şüpheliyle sevgi evlerine 14 adet elektrik süpürgesi alma şartıyla uzlaştı. Elektrikli süpürgeler Edirne Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Edirne Cumhuriyet Savcılığı Uzlaştırma Bürosu'nda uzlaştırmacı olarak görev yapan Canan Yalçın, bu olayda şüpheli herhangi bir ceza almadı ve konu uzlaştırma ile kapanmış oldu. Bu dosyada şüphelinin sabıka kaydına işlenmedi. İleride bu suç önüne çıkmayacak. Burada bir toplumsal barış sağlanmış oldu, dedi. Çalışan bir gazeteci olduğu, şüphelinin de Edirne'de bir vatandaş olduğunu hissettikten sonra müttekiyi arayarak dosyada uzlaştırma yapabileceğini, uzlaştırmada neler olduğunu, uzlaştırmada edim konuları neler olduğunu kendisine anlattığında olumlu yaklaştı dosyaya. Biz de müdür beyimizi arayarak ilk önce bir nakit bağış yapacağımızı söylemiştik. Fakat müdür beyimiz çocuk evlerine elektrik süpürgesinin ihtiyaç olduğunu bize söylediğinde biz de uzlaştırma dosyamızın kapatılması amacından 14 tane bu dosyanın şüphelisi tarafından 14 tane elektrik süpürgesi alınıp biz müdür beyimize teslim ettik. Bu dosyamızda da uzlaştırma olarak kapanmış oldu. Yani bu olayda şüpheli herhangi bir ceza almadı. Uzlaştırma konusunda bu konuda kapatılmış oldu. Suç neyi içeriyordu acaba? Suç tehdit etti. Yani şikayetçi kişi. Şikayetçi elektrik süpürgelerini verme karşılığında uzlaştırma. Evet, aynen. Yani dosyayı biraz açmak gerekirse şüpheli ceza almıştı savcılık tarafından, mahkeme tarafından. Uzlaşmacı cezaevine girmekten kurtuldu. Yani toplumsal bir fayda sağlandı. Dosyanın detayına fazla girmeden suç uzlaşma kapsamında kaldığından dolayı suçun bir cezası vardı. Bu cezayı hiçbir şekilde çekmeden uzlaşmayla kapanmış oldu. Yani bu dosyada şüphelinin sabıka kaydına işlenmedi. Herhangi bir sabıkası olmadı. İleride bu suç önüne çıkmayacak. Yani burada toplumsal bir barış sağlanmış oldu. Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çocuklara yönelik, özellikle çocuklara yönelik hizmet modelimizde bir değişikliğe gittik. Geçmiş dönemde bildiğimiz gibi erkek yetiştirme yurtları, kız yetiştirme yurtları tamamıyla kapandı. Bu dönüşüm sonrasında bizler ev tipi bakım modeline geçtik. İstiyoruz ki çocuklarımızın hepsi aile ortamında yetişsin, aile şefkatini yaşasınlar. Koruma altına alınan çocuklarımızla ilgili ilk tercihimiz çocukların evlat edindirilmesi, koruyucu aileye gitmesi. Ancak her çocuğumuzu evlat edindirme şansımız yok, koruyucu aileye gitme şansı yok. Hizmet modelinin değiştirilmesi sonucunda yeni çocuk evleri açtık. Edirne genelinde 14 tane çocuk evimiz, 2 tane de sevgi evimiz bulunuyor. Çocuklarımız artık yurtlarda koğuş sisteminde değil, koğuş sistemindeki yaşam biçiminde değil, tamamen aile bireyi olarak ev modelinde hayatlarına devam ediyorlar. 3 tane çocuk gelişimi mezunu bakıcı personelimizle beraber o evi paylaşıyorlar. Birebir bizim için içerimizde apartmanlarda yaşıyorlar. Bu hizmet modelinin değişmesiyle beraber artık çocuk hizmetlerinde komple bir değişim içine geçtik. Aynı değişim yaşlılarda, engellilerde ve dezavantajlı dediğimiz gruplarda da koğuş sistemi değil, ev tipi bakım modeline geçmiş bulunuyoruz. Bu hizmetlerimizin sürdürülmesi esnasında ilk etapta insanların bir takım çekinceleri vardı. Ancak çocuklarımız öyle bir sahiplendiler ki Edirne'deki ailelerden toplumsal kabul görmesi de bizleri son derece memnun ediyor. Birçok duyarlı vatandaşımız da bize bu konuda destek oluyorlar, yardımcı oluyorlar. Çocuklarımızla zaman zaman evlerinde ziyarette bulunuyorlar. Çocuklarımız onlara ziyaretlerde bulunuyorlar. Yaptıkları pastaları, börekleri, çörekleri birbiriyle paylaşıyorlar. Tüm bu hizmetlerimizin yürütülmesi sırasında kadınlara yönelik, yaşlılara yönelik, engellilere yönelik, çocuklara yönelik hizmetlerimiz sürdürülmesi konusunda Edirne halkı gerçekten çok duyarlı. Bunun son örneğini de uzlaşma komisyonumuz, Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak ilimizde faaliyet gösteren uzlaşma komisyonundan gördük.
çocuklarımızın çocuk evlerindeki bütün ihtiyaçları karşılanıyor. Ancak zaman zaman kırılmalar, dökülmeler, ihtiyaçlar gündeme geldiğinde devletimiz hepsini karşılıyor olmasına rağmen duyarlı vatandaşlarımız da bu konuda bize destek oluyorlar. Ben bu hizmetlerimizin sürdürülmesi esnasında bize destek olan tüm vatandaşlarımıza ve ilimizde Adalet Bakanlığı'na bağlı, Edirne Başsavcılığımıza bağlı hizmet gösteren uzlaşma komisyonunda huzurlarınızla teşekkür ediyorum.